akşamlar. Herkese merhaba. Ben Hande Demirel. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bugün yine memleketin en can acıtıcı meselelerini konuşmak üzere sevgili Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç benimle birlikte. Omuzlarınızı rahat bırakın. Çünkü zaten biraz sonra epeyce bir aşağıya doğru düşecekler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yine gündemde bir dolu bir dolu konu var. Ve yani bunların önemli bir bölümü de cebimize dokunan, canımızı sıkan konular. Şimdi birçok yeni düzenleme oldu. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul satışlarında gerçek bedel konusu. İsterseniz oradan başlayalım. Tamam. Ne getirecek, ne götürecek, kimi ne kadar etkileyecek? Acaba gerçekten beklenen olabilecek mi? Olabilecek mi? En herhalde dikkat çekici soru bu olur. Çünkü hep bu düzenlemeler bir şekilde salınıyor ve sonrasında hani ne kadar başarılı olabiliyor? Hep onu tartışıyoruz ya biz de sizinle. Oradan başlayalım Nedim Beyciğim. Evet, şimdi geçen yılda tam bu zamanlarda gayrimenkullerin tapuda devirlerinde gerçek bedelden gösterilmesi konusunu konuşmuştuk. Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer almıştı. Orta vadeli planda yer almıştı. 2023 yılını bitirdik. Böyle bir düzenleme olmadı. Hı hı. 2024'te yeni vergi yasa teklifinin hazırlık safhasında gene bu konu ortaya çıktı. Gerçek bedelden gösterilecek gayrimenkullerin 5 yıldan önce satılmasına ilişkin vergi gelecek dendi. Yine olmadı. Evet. Şimdi sonbaharda yeni bir vergi paketi gelecek. Gerçi orada kripto ve borsa ile ilgili olarak bunu gündemimizden çıkardık dedi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bence de doğrusu da oydu, hı hı, işlem vergileriyle. Şimdi yine tapuda bu değerlerin gerçek değerden gösterilmesine ilişkin düzenleme yapılacağına ilişkin haberler çıkmaya başladı. Şimdi böyle bir düzenleme gelebilir mi, yapılabilir mi konusu çok kritik bir konu ülkemizde. Çünkü Türkiye'de yılda 1,5 milyon konut satılıyor. Konut ya da iş yeri satılıyor. Ve 1,5 milyon satışa konu işlem var. Bunun bir tapu harcı tarafı var. Alıcı ve satıcıdan %2 alınıyor. Ve burada da şunu biliyoruz ki belediyedeki emlak vergi değeri neyse onun üzerinden devir yapılıyor. Burada gerçek değer dediğimizde, gerçek alım satım değeri dediğimizde de bunun ne olması lazım? Benim size ödediğim rakam olması lazım. Bu hiçbir zaman o rakam olmuyor. Olmuyor, evet. O rakam olmayınca ne oluyor? Örneğin bu bir şirkete ait bir gayrimenkulse, burada hem katma değer vergisi yönünden hem kurumlar vergisi yönünden vergi ziyanına neden oluyoruz. Keza gelir vergisinde de aynı durum söz konusu oluyor değer artış kazançlarına ilişkin olarak. Ve bu bir türlü ülkemizde olmuyor. Aslında tapu harcı yüksek. %2 yüksek bir rakam. Bunu %1 ya da %0.5'a çekerek bunun gerçek bedelden yapılmasını sağlamamız gerekiyor. O zaman daha çok kurumlar vergisi, daha çok gelir vergisi ve katma değer vergisi alabiliriz. Bu böyle olmayınca başka şeylere de neden oluyor. Şimdi Türkiye'de en güçlü lobi müteahhit. Gayrimenkul lobisi. Onun bir kere altını çizelim. Bu lobi, bunlar hep konuşuyoruz biz. Sonra bir bakıyoruz olmuyor. Örneğin Türkiye bu vergi yasa teklifi sırasında 92'den bu yana gayrimenkul yatırım fonlarının hiç vergi ödemediğini öğrendi. Hiçbir surette vergi ödemediklerini öğrendi. Şimdi onlara kar dağıtımına bağlı olarak bir vergileme geldi gibi gözüküyor. Şimdi bu bölüm kapatılmıyor. Bütün programlarda yer almasına rağmen kapatılmıyor. Neden? Olayın bir de kayıt dışı paranın ya da kara paranın sisteme aktarılmasında gayrimenkulün kullanılmasının rolü olduğunu düşünüyorum ben. Yani şöyle bir yer var, 20 milyon vereceğim ben size ama emlak vergi değeri 5 milyon. Ne yapıyoruz? 5 milyondan işlemi yapıyoruz. Ben size 20 milyonu veriyorum. Böylece 15 milyonumu güzelce sisteme sokuyorum. Çünkü hiçbir yerde göstermiyoruz size valizde verdiğim için. Ama Türkiye'de gerçekte hem kira gelirlerinin vergilendirilmesi, hem gayrimenkullerin el değiştirmesinde vergilemenin doğru düzgün bir sisteme oturabilmesi için bu kadar hareketli dünyanın başka bir ülkesinde olmadığı için bunun yapılması gerekiyor.
Bu ısrarla yapılmıyor tapu harcı ve diğer sahipler nedeniyle. Ama çok sık konuşuyoruz. Umarız bu sonbahar döneminde bu olabilir. Yani belli tutarın üzerindeki konut gayrimenkul satışlarında dersiniz ki gayrimenkul değerleme şirketinden rapor al, bununla gel tapuya dersiniz. Bu da mümkün olabilir. Örneğin şirket bir gayrimenkulünü satacaksa ne yapıyoruz? Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde değerleme yaptırıyoruz. O değerlemeye uygun bir şekilde bir satış rakamı ortaya çıkıyor. Türkiye'de gayrimenkulün vergilendirilmesi, örneğin yine şu ara ev sahiplerine, birden fazla gayrimenkulü olanlara kira gelirini beyan etmedin diye 2023 yılına ilişkin yazılar gidiyor. Ama sanki biz bazı şeyleri yanlış yapıyoruz gibi geliyor bana. Bizim Türkiye'de 8 milyon kiracı var. Önce bu 8 milyon kiracıyı tespit etmemiz lazım. Kiracılardan hareketle ev sahiplerine gitmemiz gerekir. Bu yapılmıyor. Sonbaharda bu gayrimenkul değerlerinin tapuda gerçek değerle gösterilmesi uygulaması gelecek mi? Bu konuda bu sefer çıkartacağız deniyor ama bilemiyorum. Son dakikada bazı şeyler olabilir. Ama bu kadar hareketlilik olan gayrimenkulde bir ülkede bunu bir an önce yapmak lazım. Ağustos ayına bakıyoruz. Ağustos ayında 134 bin gayrimenkul satılmış ülkemizde. Bunun sadece %7'si ipotekli, yani banka kredisi kullanılarak yapılmış. %93'ü cash, nakit parayla yapılmış. Hiçbir yerden kredi alınmadan yapılmış. Bu çerçevede bakıldığında Türkiye'de gayrimenkul hem kira hem de satışa ilişkin olarak ciddi bir potansiyel olduğu, ama bunun emlak vergi değerleri esas alındığı için vergilendirilmediğini, o yüzden de vergi adaleti sağlayacağız, vergilendirilmeyen alanları vergilendireceğiz diyen iktidarın artık bu konuyu çözmesi gerekir diye düşünüyoruz. Peki. Şimdi o zaman dönelim İsmail Bey'e. Burada da önemli bir başlık var yine konuşulan. Çalışan emeklilerden ilave sağlık primi konusu. Yani bu da tabii teyide muhtaç bir konu, yani kimse resmi olarak bir açıklama yapmadı. Yok, evet. Ama bazı uzmanlar bunu gündeme getirdiler. İşte 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında emeklilik sistemine yönelik bir takım düzenlemeler olacak. Bunlardan bir tanesi de işte sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için öyle bir şeyler söyleniyor. İşte çalışan emeklilerden ilave genel sağlık sigortası primi alınması. Yani hiç mantıklı bir şey değil. Zaten sonuçta emekliler yine mevcutta onlar için ödemeleri gereken şeyleri ödemeye devam ediyorlar. Bunun içerisinde sağlık primi de var. Yani buna bir daha ek prim konusu nereden çıktı? Yani nereden çıktı, doğru. Şimdi konuşuldu. Zannedersem birkaç tane gazetede de yazıya konu oldu. Evet, bir takım uzmanlar sizden iyi olmasınlar. Dile getirdiler. Bununla ilgili bir takım şeyler söylemişler. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu, hani az çok bilen biri olarak, bu tarz çalışmaları hep yaparlar. Yani hali hazırda da vardır. Bu ve benzeri çalışmalar. Şöyle denmiş olabilir: ya gelir getirici, işte gider azaltıcı bazı öneriler getirin. Bunu hem SGK tarafı hem maliye tarafı muhtemelen kendi içinde çalıştı. Bu çalışmanın sonucunda da belki 5-10 tane öneri geldi. Bunlardan bir tanesi de bu işte... emekli çalışanlardan ilave prim daha alalım mı önerisidir. Ama benim bildiğim ya da benim anladığım kadarıyla bu konu çalışılmış. Yani girmek lazım bu konuya, ama böyle bir EKK, yine bir şeyler EKK kararıyla, yani böyle ekonomik koordinasyon kuruluna girip de ya bunu uygulayalım, hadi bir kanun çıkartalım falan gibi bir şey değil benim anladığım kadarıyla. Bu uzmanların kendi içinde çalıştığı, henüz netleşmeyen usta. Ama nedir bu? Yine konuşalım. Yani çünkü hani... Valla zaten canımız sıkın. Daha da bizim canımızı sıkmak için herkes bir şeyler söylüyor ya. Allah Allah. Nereden evet, yani çıktı bu? Şimdi işte bir, yani siz çok gündem oluşturabilirsiniz bu konuda. Şimdi GSS dediğiniz gibi şimdi biz bir prim ödüyoruz. Evet, geçen hafta ekstra çıkan primleri konuşmuştuk. Hatta Nedim Bey'in olan da ödemiş. Ödemiş. Evet, o evet. GSS primiydi. O kimin primiydi? Herhangi bir sigortalılığı olmayan ya da anne baba, eş, bunlardan dolayı herhangi bir sigortası olmayan kişilerin otomatik olarak işte bir GSS primi tahakkuk ettirildi. Ya da işte burada GSS primi istemiyorsa gelir testine girmesi gerektiği falan da hatırlarsınız. O da brüt ücretinin %3 kadar
yani asgari ücretin %3 kadar brütünün yani 600 lira kadar bir kesinti evet. oluyordu hatta hatırlarsınız. Şimdi bu başka bir konu. Şimdi çalışanlardan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bunlardan %12,5 prim kesiliyor. Bunlar da genel sağlık, hep emeklilik bilindiği için evet. genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bunun amacı hastaneye gittiğinizde muayene olun, eczaneye gittiğinizde ilacınızı alın. Anlaşılır diliyle bu. Şimdi bu %12,5 prim zaten çalışırken kesiliyor. Evet. Ve bunlar bir fonda toplanıyor mu? Bir fonda toplanmıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu koskoca bütün fon, aslında bunun SGK'nın iyi tartışması lazım. Kanunu çünkü aslında kanunda bir ayrım var ama bu kanundaki ayrım uygulanmıyor. Yani toplanan primler bir havuzda toplanıyor. Oysa ki burada sigortalı kolları bazında ayırmak gerekiyor. Mesela genel sağlık sigortası primi. Bunun ayrı bir havuzda. Emeklilik birimi ayrı bir havuzda, iş kazası ayrı bir havuzda ve bunları buradan yönetmek gerekiyor aslında. Kanun da bunu söylüyor ama bunu bir türlü yıllardır kanuna yapılmadı, rağmen bu böyle yapılmadı. Birlikte bir şekilde bütün primler. Ama %12,5 dediğimiz şey zaten alınan bir prim. Tabii bunun %5 işte işçi payı, %7,5 işte işveren payı. Bunlar tabii emekli olduktan sonra aslında emekli bunu bir kere çalışırken ödemiş oluyor. Bir daha neden ödesin? Çok mantıklı değil. Zaten emekli olduktan sonra ne ödüyor peki çalışan kişi? Sosyal güvenlik destek primi dediğimiz bir prim ödüyor. Bu da işte %32.25 puan. Şimdi bu kadar sosyal güvenlik destek primi ödüyorsunuz. Bu destek priminin amacı ne? Bu vergi aslında. Bu destek primi prim değil. Adı prim. Ama buna vergi diyebiliriz çünkü hiçbir karşılığı olmayan bir prim de ödüyorsunuz ayrıca zaten. Şimdi tartışma şuradan çıkıyor. Diyor ki yani evet bu prim mesela asgari ücret düzeyinde ben çalışsam emekli olduktan sonra evet bir prim ödüyorum zaten. Ama bunun yanında nete ulaşırken 1270 lira kadar bir normal asgari ücretliye göre artınız oluyor sizin prim oranlarından dolayı. Ama zaten siz karşılıksız bir prim ödüyorsunuz. Evet, yani bunun karşılığını almaksızın. Ama orada 1270 lira kadar bir para var. Sizin fazladan sigortalının diğerine göre aldığı. Şimdi diyorlar ki bunu ne yapalım? Buradan bir prim daha toplasak olur mu acaba? Yani %32 acaba %37'lerde böyle bir 5 puan daha artırsak, 6 puan daha artırsak ya da yüzde acaba normal bir GSS primi daha mı tahakkuk ettirsek? Bazı ülkelerde var ama sağlık sigortası değil, o vergi nevinden alıyorlar. Yani acaba bir böyle bir 5 puan, 12 puan daha şey mi toplasak? Bunun adı GSS primi olmaz ama. Hı. Neden olmaz? Çünkü GSS primi zaten siz tahakkuk ettirmişsiniz. İkincisi şöyle olmaz. Şimdi GSS primine ihtiyacımız yok. Ne demek bu? Yani genel sağlık sigortasına ihtiyacımız olmaması şu anlamı taşıyor. Şimdi biz topladığımız primlerin 3'te 1'i kadarı genel sağlık sigortasına ayrılması gerekiyor. Yani 800 milyara denk geliyor yaklaşık. Bu genel sağlık sigortası primi. Peki bizim eczane ve hastanelerdeki ödemelerimiz ne kadar? O da o kadar. Yani topladığımız primlerle sağlık sigortası anlamında zaten giderleri karşılayacak durumdayız bu halde bile. Yani ilave bir prime böyle bir şeye ihtiyaç yok görünüyor. Ama buradan bir devlet tasarruf sağlayabilir mi? Evet. Tasarruf derken bunun adına ben vergi diyorum. Bu çünkü prim olma niteliğini taşımıyor bir fazla. Bir tartışma açarsın. Vergi deme bence. Başka bir şey diyelim. Ama bunun adı şöyle vergi. Şöyle yani. Vergi, o da vergi. Vergi gibi bir şey. Vergi gibi. Ama evet. Şunu şey yapmayalım. Yani şöyle. Prim değil çünkü karşılığı evet. Yok. Evet karşılığı yok ama bu OECD ve Avrupa ülkelerinde de bunu vergiyle de finanse ediliyor şey doğrudan. Yani primle finanse edilmeyen sosyal güvenlik sistemi vergiyle de finanse ediyor. Hı. Ülke diyor ki ben vergiyle finanse ederim. İngiltere diyor ki ben vergiyle finanse edebilirim sağlık sektörünü diyor. Hoş onlar yani çok beceremiyorlar ama. İsimleri değişik bunların anladım, yani. Anladım. İsimli, ama bu vergi nevinden bir şey. Şimdi, Nedim Bey belki bunun teorik tartışmasını yapabilir. Kendisi aynı zamanda hoca netice itibariyle şimdi, ama vergi gibi bir şey bu. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Temmuz ayı itibariyle 8.346.946 kişinin 8.874.000.000 lira GSS primini bakanlığın bütçesinden SGK'ya aktarmış. Bu şunu gösteriyor. Yani asgari ücretin 3/1'inden bile az kazanan veya o gelir testini az kazanan bir insan topluluğundan gösteriyor.
Doğru. Siz diyorsunuz ki bunların sağlık hizmetinden yararlanması için bunların payını kim ödüyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyor. Doğru. Bu GSS'den kurtulmanın pratik bir yolu var galiba. Türk vatandaşlığından Suriye vatandaşlığına geçersek alınmıyor. Şimdi ya nereden çıktı bu? Başka bir yere gitti. Hayır öyle ama. Ama şöyle. İlla da tüştekleyeceğim diyorsunuz yani. Kolumuz o değil. Buyurun. Şimdi evet edin. Yani burada baktığımız zaman çok sosyal güvenlikteki genel sağlık sigorta sisteminin de aslında çok da prime ihtiyacı olmadığı sağlık sisteminin ama tabii ilave bir kaynak oluşturma ihtiyacı oluştuğu buradan o görünüyor. Buradan da işte genel sağlık böyle bir çalışma yapıldı. Var mı çalışma? Evet ama çok konuda var. Yani çalışma bir konuda yok yani. Çalışma çok konuda var. Burada da genel sağlığa tabii girilmesi ayrı bir şey. Buradan bir tasarruf sağlanır mı? Evet benim hesabımda buradan evet bir tasarruf sağlanır. Buradan 100 milyara yakın bir tasarruf sağlanır. Yani böyle 50 milyarla 100 milyar arasında. Devede bir... kulak yani aslında nasıl? Baktığınızda toplam resmi. Ama kamuda tasarruf edemediğinizde buradan alabilirsiniz. Yani kamuda tasarruf dediğimiz şey bu değil Türkçe yani, meali. Yok değil evet. De yani kamuda yapamadığınız tasarrufu belki burada kolayca yani, alma şansınız olabilir. Burada şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun yıllar çalıştığı için İsmail Bey bazı şeyleri çok net söylemiyor. Ben onun görevini yerine getireyim. Şimdi Peki. Hep bir çalışmadan bahsediliyor. Ben bu Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu sürekli çalışıyor. Ortada bir şey yok. Şimdi geçen hafta içinde, bu hafta içinde Sayıştay raporları ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin olarak yazılan raporu alıp şöyle bir okusak bulguları ağlarsınız memleketin. Yani bu kurumun hiç çalışmadı. Yani kiraya verdiğini diyor ki bu rapor önümde şimdi ben söylemiyorum bunu Sayıştay söylüyor. Peki. Kendi alacağını takip edemeyen bir kurumdan yani ne kadar alacağı olduğu belli değil. Tahakkuk esasını uygulamıyor diyor. Daha bir sürü maddeler neler. Yani basiretli bir tüccar gibi yönetseniz, kendi işlerinizi yönetseniz onları yapmazsınız. Yani burada hep bir şey var. Efendim emekli sayısı fazla, erken emekli olundu, bütün suçlu oradaymış gibi. Yani siz kurumunuzun bir sürü aktifinde gayrimenkuller var. Bunların kira artışlarını zamanında yapmıyorsun, tahsilatı yapmıyorsun, borca karşılık aldığın gayrimenkulü satmıyorsun ya da hiç satamayacağın gayrimenkulleri almışsın. Bütün bunları bir masaya yatırmak lazım. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu şu raporları da gördükten sonra baştan ayağa baştan başa yeniden dizayn edilmesi gereken bir kurum. Evet. Çok önemli bir kurum. Doğru. Hazineden kaynaklar aktarılıyor. Bütün herkesin emekliliği çalışması bu kadar ciddi bir olması gereken bu kurumun bu tür hatalar yapması ve bununla yıllar itibariyle ısrar etmesi yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Bunların çözülmesi gerekir. Bu çözülmediği zaman şimdi ben de daha önce yazı yazmışım 800 milyar herhalde bunların alacağı diye şimdi bilemiyoruz 1 trilyon mu 800 mü şimdi burada diyor ki bunu bilmek mümkün değil program var bunu uygulamıyorlar. Hatta yani, sen bana bir sormuştun ben hani evet. Bunu hani çok da bir rakam veremediğini veremeyeceğini zor olduğunu hani bir rakam telaffuz etmenin ancak yaklaşık olarak verilebileceği noktasında bir şey söylemiştim. Yani sigortalılar size prim ödüyor. Siz bu primlerin ne kadarını tahsil edip ne kadarınızın tahsil etmediğinize ilişkin bir veri ortaya koyamıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı. Evet. Evet. Peki. Bir başka konuya geçelim. Buyurunuz efendim. Sosyal medyada içerik üretenlere bir vergi istisnası durumu var ya. Evet. Şimdi o kapsam genişletilmiş genişletildi benim anladığım. Genişletildi. İşte bireysel kurs, eğitim, veri işleme, geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da bunlara dahil edilmiş görünüyor. Evet. Şimdi diyorlar ki ülkeyi yönetenler ya memlekette üretim yok, bir şey yok. İnsanlar da sosyal medyayı çok seviyorlar. Biz bunu ilk başta sınırlı bir alan YouTuber olarak değerlendirmiştik. Bu alanı biraz genişletelim. İşte örneğin şeyle elektronik ortamda şilates eğitmenliği verin, yemek kursu verin. Bunları yapın. Ben size vergi istisnası. Aslında serbest mesleğe girmesi gerekenleri ticari kazancı ilişkin hükümlere göre yapıyor. Şimdi buna ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Bu yılın başından itibaren kapsam genişledi. Hı hı. Yani şöyle internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, hı hı.
eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinde elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu aslında şu sonra gelen ilavelere baktığımızda çocuklar lisedeki, lise, ortaokul sonuna hazırlananlar, üniversiteye hazırlananlar hep dersler alıyorlar. Şeylerle alıyorlar, hocalardan alıyorlar, çoğunlukla online alıyorlar. Ve bunlarla ilişkin olarak bir vergi falan ödemiyorlar. Şimdi burada aslında onları da kurtarıyor diye bakıyorum. Şunu söylüyor, vergi dairesine başvur, bir istisna belgesi al, bankaya bir hesap aç. Ve bütün bu sosyal medyadaki gelirlerin oraya gelsin. Banka bu parayı sana öderken %15 kesecek. Bu sene için yılda 3 milyonu aşmazsan hiç problem yok. Ne KDV var, ne fatura var, hiçbir şey yok. Ve burada faaliyetini sürdür diyor. Ne diyorsunuz siz bu duruma? Gayet güzel. Makul mü? Makul olarak görüyorum. Sistem içine sokuluyor. Bakın bu... Hayır ama vergilendirilmiyorlar. Vergilendiriliyor, hayır. %15 vergilendiriliyor. %15 kaynakta kesiliyor. Ya gelir bankaya aktarırsa onu öbür türlü istisnadan yararlanamıyor zaten. Ha. Yani sizin ama bu istisnadan yararlanmanız için bankaya hesap açacaksınız. Örneğin ben şimdi YouTube'da program yapsam, bankada hesap açıyorum, yurt dışından paralar oraya geliyor. Banka bana verirken %15 eksiğini vermek durumunda. O zaman istisnası yani belli bir meblağa geçmez ise. 3 milyon. Bu sene için 3 milyon. Evet. 3 milyonu aşmamak kaybı. Yani kayıt içine alıyor. Tamam, ben tam tersi anlamıştım. Bence de kayıt içine alınıyor olması önemli. Çünkü artık dünya hani şeyden ya belki bana kızacaklar ama yani ticaretin e'si kalmadı yani. Her şey artık online'da yapılıyor. Yani bazı meslekler mesela online'da yapılamıyor. Onların suçu ne o zaman diye insan düşünüyor. Dolayısıyla bence de makul olmuş. Ya burada aslında sosyal yani sermayeden ziyade şahsi mesaiye, mesleki bilgiye dayanan şeyleri bu tür sosyal ortamlarda, internette veya kendi kendi yarattığınız ortamlarda veriyorsunuz. Bunun için ama vergiden istisna belgesi alıyorsunuz ama %15 vergiden kurtulamıyorsunuz. Ama KDV'den kurtuluyorsunuz. 3 milyonu aşmıyorsunuz. Bu sistem içine girmeyi sağlıyor. Bakın bu düzenlemenin yapılmasını ben çok olumlu buluyorum. Neden? Bundan önceki dönemde özellikle iş bulamadıkları için çoğunlukla YouTube'da yayın yapan gazeteci arkadaşları ticari kazanca sokup katma değer vergisi bilmem ne milyonlar yazdılar. Çok ciddi raporlar yazdılar. O insanların böyle hala vergilerle uğraşıyorlar. Şimdi ayağı yere basan bir şey. Program siz de yaparsınız, ben de yaparım. Sonuçta oraya bir para gelecekse bankaya geliyor önce ve onun da %15'i kesiliyor, size veriliyor. 3 milyonu aşmayacaksınız. Oldukça da gelişiyor. Türk insanı yaratıcı zaten internetten. Alıcısı da çok. Telefonlar elimizden düşmüyor. Bu anlamda önemli bir konu. Yani bu tür ders veren, anlatımda bulunanlar vergi mükellefi olmuyorlar. Olmadan faaliyetlerini yapıyorlar. Şimdi onlar için bir fırsat doğdu. İleride maliyeyle başınız derde girmesin. Yani IBAN'dan, şuradan, buradan yakalanır. O yüzden bu konuyu, bu tebliği iyi inceleyip, başvuru yapıp yaparlarsa hem devlete vergi ödemiş olurlar hem de kafaları rahat olur. Yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu gibi 10 TL için ödeme emri alırlar değil mi? Maliye göndermez ama. 10 TL değil abi, 1 kuruştu. 1 kuruştu değil mi? 1 kuruş mu? Evet, 1 kuruş. Yanlış yapmışlar, hata aldık. Şey, pul masrafı daha fazladır diye geçen hafta bunu konuşmuştuk. Tabii o şey ama yani galiba bence bir yanlışlıkla yapmışlardır. Yani şimdi sistemde otomatik çekmiştir onu. Normalde benim bildiğim 130 liraya kadar bu Nedim Bey'in de bahsetti. Evet. Yani şu demek yani 130 liraya kadar masraflarınız zaten icra takibinin masrafı 130 lira minimum. Onun için onları takip etmiyorlar aslında 130 liraya kadar olan borçları prensipte ama zannedersem orada bir otomatik hadi tahsil edelim. Hadi primlerimizi kalmasın bir şey derken burada tabii biraz kontrol eksikliği olmuş anladığım kadarıyla. 1 kuruş işte 4 kuruş. Evet. SGK'nın başka gelir arttırıcı çalışmaları var mı? Ya tabii yani şimdi çalışma deyince var tabii. Yani benim bildiğim var. Hani yani bildiğim dikkat derken, çeken olasılığı yüksek yani, onların içinden tabii yani mesela bir şey var mı? Bence
Yani benim duyduğum kadarıyla mesela daha önce de çalışılmıştı bu konular. Mesela siz hastaneye gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz hastanede? Devlet hastanesinde 6 lira bir katılım payı ödüyorsunuz. Buna muayene katılım payı deniyor. İşte ikinci bu sefer şeye gidiyorsunuz. Eğitim hastanesine gidiyorsunuz. İşte burada tutar 8 lira, 7 liraya çıkıyor. İşte üniversiteye gidiyorsunuz 8 liraya çıkıyor. Muayene için gidiyorsunuz ya. Özel hastanede 15 lira para ödüyorsunuz her müracaattan. Şimdi bu SGK'ya gelir olarak geliyor. Özel hastaneye gittiğiniz 15 lira özel hastane kesiyor. Hı hı. SGK'ya yatırıyor. SGK'ya bir gelir. Diğerleri de eczaneler vasıtasıyla kesiliyor. Yani eczaneye gittiğinizde bazen diyorsunuz ya emekli. Ya benim böyle bir ödeme çıkıyor falan. Ya şu zaman işte sen hastaneye gitmişsin o ödemesi şimdi karşımıza çıktı falan gibi. İlaç alır. İlaç yani dinleyiciler de belki bilir. Oradan geliyor veya maaşını daha az görüyor. Kesiliyor otomatik. Emeklilerden otomatik kesiliyor. Çalışandansa eczanede görünüyor. Bu tutarlar bir artırılmaya yönelik bir çalışma var bildiğim. Yani nasıl? Ya 6 lirayı 10 lira mı yapsak? 15 lirayı 25-30 lira mı yapsak? İşte buradan bir bu miktarları artırırsak bir gelir elde edebilir miyiz gibi bir çalışma var. Bu hani bu çalışma ne kadar aynı diğeri gibi ne kadar kanunlaşır onu bilmiyoruz. Evet. Ama burada da biraz daha az bir gelir var anlamda. Yani buradaki paylar 5-10 milyarlık bir gelir artırıcı faaliyet olabilir. Yine ne var mesela benim bildiğim? Yine buna paralel olarak eczaneye gittiğinizde bir de ilaç için para ödüyorsunuz. Hani gidiyorsunuz bir fark parası ödüyorsunuz. Diyor ki ya muadili bu. Sen bunu istiyorsun madem o zaman sen SGK'nın ödediğinin üzerinde şu kadar ödeyeceksin. Tamam evet. Bir de ne ödüyorsunuz? %10, %20. Yani ne ödüyorsunuz? Çalışansanız diyor ki sen %20 ödemelisin bana ilaç bedelini. Kanunen böyle buna ilaç katılım payı diyoruz. Mesela 500 lira ilaç 50 lira senden alıyor. 100 lira senden alıyor. Emekliliğe gidince ondan da maaşından 50 lira kesiyor. %10. Şimdi bu oranlarla da acaba oranları artırsak gelirimiz ne kadar artar? Aynı vergi artırma gibi bu da. Buradaki katılım payı oranlarının artırılması yönelik de benim bildiğim çalışmalar var. Aynen bu çalışmalar gibi. Anladım. Çok fark yok. Yine işverenlerle ilgili birkaç çalışma var. Tabii bu eskiden beri çalışılıyor. Bu aslında en çok gelir getirici faaliyet bu olabilir ama işverenleri de biraz etkiler bu. Yani 5 puanlık standart indirim var. Yani ne bu? Primini düzenli ödüyorsan sen, bildirgeni zamanında veriyorsan sana ödül olarak devlet diyor ki ödediğin primin 37,5'sa bunu 32,5'a düşürüyorum diyor. 5 puan sana indirim yaptım diyor. Yani sen 37,5 ödeyeceğine 32 ödeyeceksin diyor. Yani %17'ye yakın bir ödeyeceği primle bir tasarruf sağlayabiliyor. Vergide de olması lazım Nedim Bey bunun. Var. Var. Ama vergide de var. 6 milyon 400 bin yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon 400 bini aşmamak koşuluyla sembolik o da. Bu 5 puan var ya. Yani. Hani yani vergisini verenle vermeyen arasında bir fark tabii olsun diye. Tabii. Ama anlamsız yani işte öyle bir şey daha değil. Daha anlamlı bir şey. 5 evet, puan yok. Acaba 3 puan mı yapsak? Acaba 2 puan mı yapsak? Bunu böyle yaparsak nasıl bir gelir elde ederiz? Yalnız buradaki gelir daha fazla olur. Burada 150-200 milyar bir tasarruf sağlama imkanınız var. Burada çünkü primler büyük. Burada o puanda oynayacağınız küçük bir şey. İşverenlerin her ne kadar aleyhine işleyen bir sistem olsa da burada ciddi anlamda bir prim tahsilatına yol açacaktır oranlarla oynadığın zaman. Bunlarla ilgili her zaman bir paket çalışmalar var. Ama bunların bir kere öncelikle karar vericiler tarafından okeylenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Peki bir virgül koyalım burada. Bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Doktor Nedim Türkmen ve sevgili İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 puanı söyleyeceğim diyor Nedim Bey. Buyurun söyleyin. Şimdi 5 puanlık indirimi kaldıracağız. SGK primi hazırlık falan dedi. Bir iş adamı arkadaşım mesaj attı. Urfalıdır. Stüdyoyu basarız bak öyle bir şey olursa bak dedi. Bak ya Urfa'ya selamlar buradan öyle basmak basmak evet, yok öyle şeyler. Evet. Çalışma söyledi. Bu arada... Ama uyardı. Böyle bir şey var ama bu da işvereni sıkıntıya sokabilir dedi İsmail Bey. Beş... Değil mi? Dediniz azıcık yani öyle bir şey. Tabii biz olanı söylüyoruz efendim. Biz burada ne 5 puanı kaldırız. Bu 5 puanlık indirime ilişkin olarak şimdi bütçeye baktım. 165 milyar lira şey konulmuş ödenek bütçeye. Peki. Ama ilk 8 ay itibariyle 173 olmuş bu rakam. Yani bunu yarıya %5'i 2,5'a indirirsen
bir 100 milyar lira şey olabilir ama öbür taraftan da düzenli ödeyenleri yoldan şaşırmış olursun. Başka türlü dönebilir tabii. Yani bizim bu SGK işleri havuz problemine dönmüş yani. Altı delik midir öyle, nedir öyle, yani? Öyle. Yukarıdan başaltıyorsun aşağıdan artık gidiyor. Sağlıkla ilgili bir gündemde açmayı düşünüyorum her hafta böyle sağlık GSS yönüyle aslında orada da bir kıpırdanma var değil mi? Var, evet, fazla. İngiltere gibi olmayalım da. Biliyorsunuz en çok dolandırılan devlet kurumu SGK'dır. Açarsanız dosya. Evet. Ben demiyorum. Dosyalar söylüyor. Mahkeme dosyaları söylüyor. Hep 3 katına, 5 katına, 10 katına ilaç alımları, tıbbi cihaz alımları. Evet. Orada yolsuzluk oldu. Orası basıldı, burası basıldı. Doktor şöyle yaptı. Yapmadığı ameliyatı yapmış gibi gösterdi bilmem ne. Sağlık çalışanı böyle oldu. Ya bu kurumu kapatalım ya da düzgün yönetelim. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki kurumların düzgün çalışıyor olması son derece önemli. Yani bir sistem varsa vatandaşlar da o sisteme uyum sağlamakla yükümlü ve eğer uymuyorsa cezası da varsa daha kuvvetli bir sistem oluyor. Ama yani insanımız da bir sorgulanmalı, masaya yatırılmalı yani baktığımız şimdi zaman. Şimdi ben dolandırmak istiyorum ama dolandırmak için içerideki adamları buluyorum. İçeriden destek almadan i̇şte nasıl dolandırıyorum? Bütün insanımız tabii, o zaman. Şey kendi kendime. Tabii 30 bin personel. Biraz çuvaldızı da suçlamak zor. Ama şöyle söylemek istediği şu aslında. Ya Sosyal Güvenlik Kurumu devasa bütçeli. Türkiye'nin çok önemli bir kurumu. Tabii ki. Yani genel bütçenin yarısı kadar bütçesi olan bir yer düşünün. Yani bunun diyor ki daha böyle profesyonel yönetilmesi elbette lazım. Elbette. Her daha yer böyle öyle. Küçük büyük bütün kurumlar için bağımsız yönetilmesi lazım. Onu demek istiyorum. Evet. Peki. Şimdi o zaman Nedim Bey sizle devam edelim. Bu hasılat tespiti konusuna girelim. Biliyorsunuz önce dendi ki harcama ve tasarrufun kaynağı sorulacak. Evet. Sonra o meclise bile gelemedi. Bir gelir vergisinde mükelleflerin yarısı zarar beyan ettiği için burada da asgari gelir vergisi getireceğiz denmişti. O da olmadı. Kurumlar vergisi oldu ama olmadı. Yeni olarak bir düzenleme yapıldı. Ticari ve mesleki kazancı ilişkin olarak maliye dedi ki ben hasılat tespiti yapacağım. Bu 1-1-2025'te yürürlüğe giriyor. Şimdi tebliğini yayımladılar. Bu şu demek. Ticari kazançtan çok mesleki faaliyete ya işte bizim restoran, kafe gibi yerleri, eğlence yerlerini daha çok tespit etmek mümkün. Hı hı. Bizim de maliyede olduğumuz dönemde örneğin yaz döneminde bir turistik yere turneye gitmişsek vergi dairesine yaygın yoğun denetim hasılat tespiti yapıyorduk. Bu şu demek. Gidiyorsunuz o mekan kaçta açılıyor? 6'da. 6'da maliyeci de kasanın yanına oturuyor. Hı hı. Kapanıncaya kadar kapanıyor. Sonra şu tarihte açıldı. Şu kadar hasılat yapıldı diye. Şimdi diyor ki ben bir ayda 3 kereden, yılda da 12'den az olmamak üzere tespit yapacağım. Şimdi kanunun yazımında da bir problem var. Ayda 3 kezden az olmaz diyorsun, öbür tarafta da bir yılda 12'den az olmak nasıl üzere oluyor diyorsun. Nasıl oluyor? Evet, bir garip bir şey var. Bu iyi bir şey. O kadar çok Türkiye'de 75-80 bin şey var. Bu restoran, kafe. İşletme var. İşletme var. Bunların hepsini denetlemek mümkün değil. Ama o maliyenin teknoloji altyapısıyla oradaki para hareketlerinden şeyden hangi mekandan olduğu belli zaten. Burada gidilecek. Bu güzel bir şey. Geldim haftada işte ayda 3 kez yaptım. Hem hasılatın en yüksek hem de en düşük olduğu dönemlerde yapmak lazım. Bunu bir yere kaydettim. Sonra siz beyan vereceksiniz. Hasılatınızı beyan edeceksiniz. Orada karşılaştıracağım. Diyor ki benim tespit ettiğimle seninki arasında %20'den fark varsa seni izaha davet edeceğim. Hmm. Bunu sen açıklayacaksın. Yani ben böyle oldu da niye böyle oldu? Adam diyebilir cenaze oldu, 5 gün kapattım, şöyle oldu, böyle oldu. Makul, mantıklı olabilir. Şimdi biz son 10-15 yıldır vergi denetimini unuttuk. Sokağa hiç inmedi maliye. Şimdi iniyor. Ben çok olumlu buluyorum bunu. Sonuçta yani düşünebiliyor musunuz? Sizin iş yerinize geliyorum. 5 tane POS cihazı var. 2 tanesi size kayıtlı, 3 tanesi kayıtsız. Başka bir yere ait getirip oraya koymuşsunuz. Şu özgüvene bakın, şu fütursuzluğa bakın. Yani nasıl olsa kimse gelmez diye. Ama dediğinize göre gelmiyormuş da zaten. Evet, şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Geçenlerde 1,5 milyon lira dedi Sayın Bakan. Türkiye'deki en önemli şeyleri söyledi. Kuyumcu markalarıyla şey zincirlerini, restoran zincirlerini söyledi. Bu tespit olabilir. Bunu yapılabilir. Ve bu
matrahın tespitinde hasılatın artmasına etkili olur. Etkili olabilir. Gitmek lazım, ziyaret etmek lazım. Mobilyacıları ziyaret ettiler, kuyumcuları ziyaret ettiler. Sokağa ziyaret deyince böyle sanki hoş elinde çikolata içecekle gelmiş ismi. Evet. Kimseleri hayal ettim bir an ama öyle olmuyor. Evet. Öyle ziyaretler değil bunlar. Evet, yani devlet de varlığını göstermek durumunda. Vergi gelirlerini artırmak durumundayız ama iyi ki bu Sayıştay raporlarını vatandaş okumuyor. Çok fazla da bilgisinde değil. Bu raporları okuyan vergi ödemez bir daha bu ülkede. Ödemeyin ya. Ödemez. Çünkü öyle hunharca diyeyim, harcama yapıyorsunuz ki sizin kendi iş yeriniz olsa basiretli davranmak zorunda tüccar. Yapmayacağınız her şeyi devletin parasını, yani bizim vergilerimizi harcarken yaptığınızı devletin bir başka kurumu tespit ediyor. Biz söylemiyoruz. Raporlardan okuyoruz bunu. Bu çok kötü bir durum. Buradaki yapılanları, yani Sayıştay'ın yaptığı tespitleri şöyle topladığınız zaman zaten Türkiye'de gerçekten de çok ciddi bir verginin hak edilmeyen, yani ne diyelim, hoyratça kullanıldığı, babasının parası gibi bile değil, yani böyle miras bulmuş, harcamış, işte gece kulübüne gidip etrafa saçar yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda ama mali idare görevini yapmaya çalışıyor. Yani bu sene, geçen sene 4,5 trilyon vergi tahsilatı yapmıştık yılın tamamında. Bu senenin ilk 8 ayında 4,4. Azalma var tüketim vergilerinde ama belli bir çizgide gidiyoruz. Şimdi iki geçici vergi dönemi olacak. Yani onları göreceğiz. Geçti ama tahsilatını göreceğiz. Ama sonuçta şunu söylemek gerekiyor. Vergi ödeyenler, iş adamı olsun, tüketici olsun, vatandaş olsun, bu vergilerinin düzgün harcanmasını istiyor. Batı'da taxpayers money, vergi ödeyenlerin parası nerede sorusu çok sorulur ve sorgulanır. Ve işte devlet de, daha doğrusu hükümetler de orada bunun hesabını verme noktasında vatandaşla da çok sıkıştırılır. Yani bu çok önemli bir şey söylediğiniz. Çünkü hepimiz sonuçta bu vergileri nereye veriyoruz? Sonuçta kendimize veriyoruz aslında bu toplumun. Tabii. Daha refah için, kalkınması için, yumuşak karnımızı daha kuvvetlendirmek için, olmayanlara biraz daha destek vesaire vesaire. Yani toplum için yapılıyor bu ama toplumun faydasına dönmüyorsa o zaman gerçekten soru işaretleri var. Siz de diyorsunuz ki öyle görünmüyor. Maalesef. Üzücü tabii böyle olması yani. Şimdi her 100 liranın 30 lirasını personel gideri olarak ödüyoruz. Şimdi bu kurumlara baktığınız zaman burayı aslında hiç kimse yönetmiyor gibi. Görevini yapmıyor, denetim yapmıyor böyle ve hukuku tanımıyor. Ama biz iktidarları bu yüzden seçmiyor muyuz bu görevleri yapsınlar diye? Yani kamuda personel olmasında bir beis yok. Olmalı zaten. Ama, kimin ne kadar çalışıp çalışmadığını da tespit ediliyor olması lazım. Gizlisizlik mi var, bankamatik memuru var, liyakatsiz adamlar. Yani şimdi bir kurum var, alacağını ortaya koyamıyor. Kendi malına sahip çıkamıyor. Nedim Bey Sosyal Güvenlik Kurumu da çok kızmış. Evet. Anladım, Sayıştay raporunu okuyunca yerinde duramamış. Evet. Yasaklıyorum size bir süre onları. Doktor olarak bir süre Sayıştay raporu okumayın Nedim Bey. Sağlığınız zarar geldi. Yanaklarınız kırmızı kırmızı geldiniz bugün zaten. Onları okudukça bir fenalaşıyorum. Bunları yazacağım durmadan ki böyle biraz farkındalık yaratalım diye. Evet. Ya bu meydanın boş olmadığı görüyoruz. Şimdi burada madencilikle ilgili bir rapor okudum. Diyor ki onlar tabii ki bizim münferit raporlarda var. Hayır. Konuşuluyor. Bak, her yıl aynı hatayı yapıyorsun. Hukuka uymuyorsun. Bana tazminat ödettiriyorsun diyor. Yani şimdi bir devlet memuru nasıl oluyor da bu kadar aynı kişiyi iki defa ceza kesebiliyor, bunu uygulayabiliyor? Sen evet. Bu gücü nereden alıyorsun? Ve sonuçta da devlete zarara uğratıyorsun. Bu yönetim anlayışında da bir problem var. Peki, şimdi bu bir son konu olarak çok duymaya başladım. Sosyal medyada yazılıp çiziliyor. Biz de burada konuştuk aslında. Bu okullarda temizlik, hijyen meselesi konusu. Doğru. Yani eleman eksikliğinden bahsediyoruz. İşte o tasarruf tedbirlerinin içerisinde bu görevleri yapanların
işten çıkarıldığı ya da neyse. Ve ufak ufak böyle her yerlerden bu sesler yükselmeye başlıyor. Şimdi bununla ilgili hani çalışma hayatının içerisinde son derece önemli konu, bir de söz konusu olan okullarımız, çocuklarımız, onların sağlığı, onların hijyeni kötü. Şimdi buradaki eksiklikleri acaba kapatmayı düşünüyorlar mı? Acaba buradaki ihtiyaç kısa vadede karşılanacak mı? Bununla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Var mı bir durumunuz? Aslında şöyle tabii. İş gücü ucu uyum programı dediğimiz bir program başlattı Çalışma Bakanlığı İşkur'da. Tabii ben bunu neden başlattı böyle bir program diye baktığımda daha sonra anladık ki aslında bu temizlik işçilerini kamuda istihdamına yönelik olaraktan bir program olduğunu anladım. Şimdi özel politika gerektiren konularda kişilerin böyle istihdama hazırlık mahiyetinde hem eğitim veriliyor hem de iş başında bir eğitim amacıyla bir program başlatıyor. Kamu kurum ve kuruluşların personel ihtiyacını kısmen gidermek için. Bu nasıl? Ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak yapılan bir, aslında bir taraftan işsizlikle mücadele etmiş oluyor. Hı hı. Bir taraftan işte kamu kurumunun ihtiyacını görmüş oluyor. Kadınlara, işsizlere, engellilere yönelik bir program açtı. Tabii burada TC vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. İşte 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Bir aydır en azından çalışmamak gerekiyor. Bu programa dahil olabiliyorsunuz. Hı hı. Tabii bu iş gücü uyum programında ne oldu? Şimdi temizlik işçileri gündeme geldi. Niye? İşte bu gruptan alınmaya başlandı. İş gücü uyum programı kapsamında bu okullardaki, şimdi okullarda temizlikçi 60 bin tane okul var. Bunların temizlik personelinin buradan alınması gündeme geldi. Taşeron'dan biliyorsunuz kadroya geçirmişti aslında 30 bin kişi milli eğitimde. Evet. Ama belki bunların bir kısmı temizlikti ama anladığımız kadarıyla bunlar yeterince yeterli personel değil ya da kullanılamıyor olabilir. Bir kere bunları iyi kullanmak gerekiyor. Veya müdür olmuşlardır gelip kuruma. Şimdi iyi yönetmek dediği bu işte. Yani mesela iyi yönetmek gerekiyor. Ya adamı temizlikçi alıp müdür yaptıysan yapacak bir şey yok yani. Ya müdür yapamasan da dosya başına verdiysen, getir götür de kullanıyorsan asıl işinde kullanmıyorsun demektir. Hı. Şimdi dedik ki biz 120 bin tane Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasında 120 bin ilan açık kadro olduğunu ama 30 bin kişinin başvurduğu. Çalışma Bakanı'nda 30 bin kişi alınacağı yönünde beyanı var. Şimdi 120 binlik kadroya 30 bin kişi müracaat ediyor. Daha fazla etmez zaten. Niye etmez? Bir, bunların ücretleri çok düşük belirlenmiş. Ücret demiyor zaten buna. Ne harçlık diyor. Harçlık hiç yüksek olabilir mi? Harçlık deniyor. Ne kadar? Günlük 566 lira. İlk 4 haftada 5 gün ödeniyor bu. Diğer kalan günlerde yani 140 günde, 140 iş gününde ise 3 gün ödeniyor sadece. O neden? 3 gün gidiyorsunuz, 3 gün ödeniyor. 5 gün çalışıp 3 gün mü ödeniyor? Hayır, 5 gün çalışıp 5 gün ödeniyor, sonra 3 güne döndürüyor. İyice 5 gün çalışamazsın diyor. 3 haftanın 3 günü gelsen diyor. Günlükte 566 lira vereyim. O zaman ayda da 7-8 lira bir para ediyor. Şimdi 7-8 bin lirayla kim müracaat eder? Şimdi 3 gün çalışırsınız. Mesai de yoğun yani değil mi? Tam gün yani orada çalışıyorsunuz işte. Evet. Siz bugün bir evinizi temizletseniz 1500 liranın altında İstanbul'da zannetmiyorum. 2000 lira oldu ya. En az. 1500 liranın altında kimse gelmez. Şimdi onun 3'te 1'i tutarında biri gelir mi bunu? Bir de 3 gün. Kalan 2 gün ne yapacak? Onunla geçinmeyi düşünen biri kesinlikle SGK'sı geçinemez. SGK'sı falan öyle şeyler SGK'da var mı? SGK'da da problem var. Şöyle yani. Emeklilik yok. Nasıl? Yani emeklilik sigortasında prim yatmıyor burada. Emekliliğinizin başlangıcı olmuyor. Prim gününe sayılmıyor. Oo. Sadece iş kazası geçirirsiniz. Yine 30 bin kişi büyük kaçak rakam işçi çalıştırıyor devlet yani. Şöyle bak şimdi. Büyük rakam. Büyük rakam neden buna rağmen ama 30 şöyle, kişi. 30 kamudan bin kişi. Geldiği için bu teklif. Kamuya karşı bizim bir zafiyetimiz var. Acaba biz de kadroya geçebilir miyiz? İşte bu. Şimdi sırrı bu. Acaba biz de böyle bir bu dönemde çalışsak bizi de alırlar mı kadro? Tabii kadroyu alırlarsa daha sonra yine bir temizlik ihtiyacı olacak. Umut Fakir'in ekmeği ye Mehmet ye. Çünkü şimdi şöyle, evet iyi yönet bu konuda gerçekten... Yani bizim meselemiz yine çözülmeyecek gibi görünüyor burada. Ama şöyle düşünün, burada temizlik işçisi olmazsa ne oluyor? Şimdi anaokullarında siz düşünün küçük çocuklar, burada 100 tane öğrenci var. Şimdi temizliğiniz yoksa bu çocukların hijyenini öğretmen sağlayamaz. Tuvalete getirip götürüyor, bilmem ne yapıyor. Burada salgın hastalık devreye girer. Onlara da diyorlar ki belki, diyor ki ya sen zaten bir şey alıyorsun, bir katkı payı alıyorsun. Öğretmen şeylerden bir para topluyorsun, velilerden, okul aile birliği adı altında, ama onu da sen öğrencilere harcamalısın, ekipmanlarına. Sırf temizlik için değil bu paralar. Onlar da harcamıyor. Onlarda da zaten para yok. Normal okullarda derseniz
Onlar nasıl temin edecek? 60 bin okul bir tane temizlikçiyle nasıl idare edecek? Tabii bu önemli bir konu gibi görünüyor. Yani iyi tasarlanması lazım. Çünkü bu sefer buraya vermediğiniz parayı siz ilaca, hastaneye vereceksiniz belki. Yani onun için burada istihdam konusunda burada daha yüksek ücretler, daha tatmin edici ücretler, sigorta konusunda daha kişilerin tercih edebileceği uzun vadeli, yani emeklilik sigortasında başlatacak şekilde bir sigorta tasarlanmalı. Bunun bu şekilde kimsenin müracaat etmeyeceği belli. Yani biraz düşünmek gerekiyor. Biraz böyle öngörmek gerekiyor bazı şeyleri. Vallahi yine 30 bin kişi iyi başvurmuş diyorum ya işte size yani. İşte belki 30 bin 10 bin kalacak 2 gün sonra. Ha, onu bilemem tabii yani ama yani bilmiyorum yani. Böyle uzaktan belki bol keseden konuşmak şey ama nihayetinde hep buralarda konuşuyoruz yani kamuda işte 100 birimin 30'unu personele veriyoruz. Kamuda çok fazla personel olduğunu yine ekonomistler hesap kitap yaparken kullanıyorlar. Nerede bu personel diye insanın sorusu geliyor o zaman yani. Dediğiniz çok doğru. Hani yani haklısınız. Aslında temizlik elemanı almış ama sonra o başka yerlere memuriyete geçmiş. Artık işte ne olduysa ama günün sonunda çocuklarımızın sağlığı, hijyeni bence her şeyden önemli. Bunun bir an önce öyle veya böyle çözülmesi gerekiyor. Bir şekilde çözülmezse kendilerinin belki velilerin de devreye girmesi gerekecek. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtik dedi. Ve bu sınıfa geçen bir ülkede okullarda temizliğin Allah'a havale edilmesi, dışarıdan adam toparlanması kabul edilemez. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi oldu beni yine böyle omuzlarımı çökerterek hafta sonuna uğurluyorsunuz. Ben bu hafta sonu oturur ağlarım artık derdimize. Sizler ağlamayın. Hep gülün efendim. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de ağzınıza sağlık. Doktor Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç ile birlikteydik. Ekonomik Görünüm burada sona erdi. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.